Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir haftadan beri video çekmiyorum. Bugün ilk defa video çekiyorum. Herhalde özlemişsinizdir diye. Ve bu aralar çok mutluyum. Neden? Hem usta öğreticilik belgemi aldım. Ayrıca artık videolarımız daha kaliteli olacak. Çünkü bir tane de ring light'ımız var, ring light. Ring light da aldım. Hatta şu an videoyu da onunla çekiyorum. Böyle arkadan böyle ufak bir ışık süzmesi veriyor, ışık veriyor. Bakalım artık bundan sonra ama videoları, saç kesimlerini çekerken gene kameranın ön tarafıyla çekeceğim. Çünkü arka tarafta gene olmuyor maalesef. Gene karanlık kalıyor nedense. Işığa rağmen herhalde bunun artık arka kamerası iptal. Daha fazla sözü uzatmadan ama ilk önce kanalıma abone olursanız, bildirim çanını açarsanız çok memnun olurum. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan halim.altankinkav ve salonhalimkinkavofficial olarak takip edebilirsiniz. Twitter'da da varım. Twitter'da da halimaltankinkav1925 olarak. Yok pardon, orada da halimaltankinkav olarak. Ha, TikTok'ta. TikTok'ta halimaltankinkav1925 olarak varım. Beni takip etmeyi unutmayın. Sorularınız olursa ister Instagram'dan ister buralara yorumlara yazabilirsiniz. Ben size elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Bugünkü videomuz ne? Zaten az sonra videonun kapağında da göreceğiniz gibi, az önce de söylediğim gibi, usta öğreticilik belgemi almış bulunuyorum ve gayet mutluyum. Şöyle gösterelim. Bakın, usta öğreticilik belgem. Yani bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Artık usta öğreticilik belgeniz olduğu zaman yanınızda çırak çalıştırabilirsiniz. Normalde de çırak çalıştırabiliyorsunuz ama okula gönderemiyorsunuz. Tek sıkıntısı oydu. Usta öğreticilik belgesinin amacı bu. Sadece okula çırak göndermek için işinize yarıyor. E tabi bu da bizim için çok iyi bir konu aslına bakarsanız. Hem çırağınızın da artık kalfa olma dönemi başlamış oluyor. Eskiden 40 saatlik bir program vardı. Hani nasıl yapılır, nasıl gidilir, onunla ilgili bir bilgiler vereceğim. Önceden okula gitme zorunluluğunuz vardı. 40 saati doldurmanız için. Onu da haftada 3 gün saat akşamları 6 ile 6 ya 6-9 arasıydı ya da 5-9 arasıydı. 4 saatlik bir ders veriyorlardı size okulda yüz yüze olarak. Ama artık şu pandemi döneminden dolayı maalesef ki onlar biraz bozulmuş. Artık nasıl oluyor bu iş? Ben nasıl aldım? Okula gidiyorsunuz. İlk önce lazım olan belgeler ne? Ustalık belgenizin fotokopisi. Kaç tane? 8 tane damga pulu. İlk bir kayıt için 140 lira bir para ödüyorsunuz. Ondan sonra dosya masrafınız var. Dosya masrafı için 180 lira veriyorsunuz. Yani bir 140 veriyorsunuz, bir 180 lira veriyorsunuz. Ondan sonra ustalık belgenizin fotokopisi, kimliğinizin önlü arkalı fotokopisi. Başka ne lazımdı? Evet, hepsi bu kadar. Evet, doğru, bu kadar. Fazla bir şey istemiyorlar. Ama ustalık belgenizin fotokopisi ve kimliğinizin önlü arkalı fotokopisini istiyorlar. 180 lira para veriyorsunuz. Onu da Vakıf Bank aracılığıyla Vakıf Bank'a diğer işlemlere girip oradan Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu sınavlar için özel bir yer ayırmışlar. Oradan yatırmayı yapıyorsunuz. Dekontu alıp okula tekrar götürüyorsunuz onu. Dekontu da gösteriyorsunuz. Ondan sonra size bir WhatsApp grubu kuruluyor. O WhatsApp grubuna artık şey olarak atılıyor. Sizin sınava girmeniz için bir YouTube'dan şey gönderiliyor. 5-6 tane mi 7 tane ders şeyleri gönderiliyor. Programı gönderiliyor. Onu YouTube'dan izliyorsunuz. Ayrıca size gene kurulmuş olan WhatsApp grubuna şey de gönderiyorlar. Kitapçık yolluyorlar. O kitapçığı da okuyorsunuz. İster kitapçığı okuyun, isterseniz YouTube'dan izleyebilirsiniz onun videolarını. Tabi bu yasal olmadığı için maalesef ben onlarla ilgili bir videoları paylaşabilme gibi bir ihtimalim olmuyor maalesef. Onu size okulunuz gönderiyor grup olarak. Oradan izliyorsunuz.
Ben ne zaman bir, 1,5 aylık bir süre zarfında videolar atıldı. 1,5 ay sonra sınava girdim. Ama arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Benim açık ve net olarak söylüyorum. Hem YouTube'da bana gönderilen videolardan hem gönderilen kitapçıktan çıkan soruların en fazla diyorum size 6 tanesi çıkmıştır. Geri kalanlarının hiçbir alakası yok. Açık ve net olarak söylüyorum. Ha, sorular zor mu? Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Sorular çok basit sorular. Ha tabii zorlanılan, ben kaç puanla geçmiştim sınavı? Çalışmam, yani çalışmama rağmen değil aslında. Çalıştım. Çalıştığım halde o sorular bana oradan çıkmadı. Çıkmadığım halde 58 puanla falan geçmiştim. Hani hiç okuduğum ve izlediğim videolarla alakalı olmayan sorular çıktı. 50 tane soruya giriyorsunuz. Özellikle ve özellikle arkadaşlar, derslerde en çok sorulan sorular iş sağlığı. Siz de eğer ki girecekseniz iş sağlığına acayip yoğunlaşın. Yani soruların %60'ı iş sağlığıyla ilgili çıkıyor. İş sağlığından çok kalanlar oluyor. Onlara da dikkat edin. Eğer ki böyle bir sınava girecekseniz iş sağlığını cidden baştan sona ezberleyin. Okuyun, araştırın. Çok kazık sorular çıkıyor, haberiniz olsun. Onu baştan söyleyeyim. Daha fazla herhangi bir şey söylememe gerek yok herhalde. Zaten çok fazla bir anlatılacak şey daha yok. İş ahlakı ile ilgili sorular çıkıyor. Mesleki eğitimle çıkıyor. Artık saç, sakal, işte herhangi bir prosedürlerle ilgili herhangi bir şeyler çıkmıyor. İş sağlığı, matematikle ilgili sorular var mı? Yok. Matematikle ilgili sorular da yok. Biraz kimya tarzı böyle birkaç tane sorular vardı. Kimya böyle sıkıştırmışlar aralarına birkaç tane. Onları da güzelce okursanız, onlar da bir iki tane çıkmıştı çünkü içinde. Başka ne çıkmıştı? Fizikle ilgili sorular çıktı birkaç tane. Ama en çok iş sağlığı alakına ve iş sağlığı ile ilgili çok soru geliyor. Ona cidden çalışmanızı tavsiye ederim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Ha tabii, belgeye, usta ölçülük belgesine girmeniz için de ilk önce ustalık belgenizin olması lazım. Usta olmanız lazım yani. Kalfalık belgesiyle kalkıp da usta ölçülük belgesi alamıyorsunuz. Bunu da baştan söyledim zaten. Videonun en başında da söylemiştim. Ben tekrar edeyim diye söylüyorum size. Daha fazla söylenecek herhangi bir şey yok. Belgemi aldığım için de ayrıyeten çok mutluyum. Artık bundan sonra zaten bilirsiniz, benim var bir tane velet Adem var ya. Adem'i gönderiyorum okula. Zaten onun için de almıştım belgeyi. Artı her okula bir para göndermeniz gerekiyor. Tabii çırağınızı yolluyorsanız, ama tabii çok da önemli değil. Eğer ki okula para yatırırsanız, yani çırağınızı sigortalı gösterip okula gönderirseniz, oradan devlet size %40'ını falan karşılıyor. Sallıyorum, siz çocuğa 1700 lira okula yatırıyorsunuz, onun dekontunu alıyorsunuz bankadan. O dekontu okula gönderiyorsunuz. Devlet o parayı size 1200 lira olarak tekrar geri ödeme yapıyor. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim dedim. Bu da önemli bir konu. Ha tabii, siz usta olarak para yatırmazsanız normal çırağınız gene tekrar okula devam eder. Ama siz para alamazsınız. Yani aslında bakarsanız çok da önemli mi değil yani. Aslına bakarsanız. Boşu boşuna 300-500 liranızdan olmayın. Çocuğunuzu gene, belgenizi alın. Çocuğu okula gönderin. Tekrar devam etsin o. Hiç o kadarını dert etmeyin. Videonun sonuna doğru geldim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Usta öğretecek belgesiyle ilgili alınanlar, yapılanlar bunlar. Bunları bulunduğunuz şehire göre çıraklık eğitim merkezlerine gidebilirsiniz. Oradan konuyla detaylı bilgileri de verirler size. Daha başka bir şey anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Zaten videoda bitti artık, bitiyor. Bundan sonraki videolar saç kesimleriyle ilgili gelecek. Bakalım. Ama şöyle bir şey var. Saç kesimlerini çekerken ön kamerayla çekeceğim için tripodu sürekli döndüreceğim. O biraz canınızı sıkabilir ama kusuruma da bakmayın. Artık ona da yapacak bir şeyim yok maalesef. Arkadaşlar videonun sonuna geldim. Benim yapacağım şeyler
anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı lütfen unutmayın. Sormak istedikleriniz varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Instagram'dan da halim.altankingav ve salonhalimkingav official olarak takip edebilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Beğenmeyi veya beğenmemeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Şu arkada bak saldıran da Adem'imiz, bakın orada ne yapıyor? Bak saklanıyor. Adem selam söyle. Elleri salla. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hepiniz seviliyorsunuz. Bay bay.